Sayın Bakanım, Sayın AK Partili Başkanı, kıymetli basın mensupları, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Afyon Pancar Ekiciler Kooperatifi yaklaşık 36 bin ortağı ve 15 bin civarında aktif ortak sayısıyla Afyon Karahisar'ın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Yönetim kurulumuzun ve personelimizin gayretleriyle özellikle çiftçimizin bizlere olan güveni sayesinde hiçbir kamu desteği ve üyelerinden ayrılık almadan, burası çok önemli, hiçbir kamu desteği ve üyelerinden ayrılık almadan aşağıda belirteceğim hizmetleri sunmaktadır. Afyon Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu ve çalışanları olarak çiftçimizin ve ülkemiz için büyük bir destan yazmıştır. Afyon Karahisar'ın tamamına, kooperatif üyemizdeki çiftçilerimize ve ülkemizin gelişimine sunduğumuz katkılarımızı rakamlarla, aynı zamanda yaptığımız çalışmaları özetleyerek sizleri bilgilendireceğim. Çiftçimize ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kooperatifimizin daha önceki yıllarda 800 degar olan tohumlu kubbat üretimini 2400 degara yaklaşık 3'e katlayarak arttırdık ve büyüttük. 2023 hedefimiz de 3000 degardır ve bunun sözleşmelerini de şu anda yaptık hazırda. Geliştirdiğimiz 2020 yılında 24, 2021 yılında 27, bu sene şu anda mağazalarımıza satışta sunulmakta olan 34 çeşittir. Ve tohum çeşitlerimizi, Türkiye'nin en verimli çeşitlerini mühendis kadromuzla istişare ederek, aynı zamanda çiftçilerimizle, deneme üretimleriyle, üretim firmalarıyla istişarelerde bulunarak en yüksek verimli tohum çeşitlerini seçerek, çeşitliğimizi artırarak devam ettik. Çiftçilerimizin pandemi ve kuraklık yaşadığı 2021 yılında destek olmak ve üretimlerini artırmak amacıyla geçme faizlerini 1.25'e çektik. Enflasyonun çok çok altında bu oranda. Çiftçilerimiz, kooperatifimizin çiftçilerimizin tohum ve gübre tedariğinde zorluk yaşadığı 2021 ve 2022 yıllarında tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışarak üretimlerine devam etmeleri konusunda üzerimize düşeni yaptık. Çiftçilerimizin tüm ihtiyaçları olan ürünleri eksiksiz karşıladık. Kooperatifimizin üretimine destek vermek amacıyla çiftçilerimizin üretimlerine bütün kalemlerini, bütün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1500'ün üzerinde ürün çeşitliğiyle 9 mağazamıza hizmet vermektedir. Ülkemiz tarımının sürdürülebilir olması ve topraklarımızın çoraklaşmaması için gelecek nesillere daha sağlıklı bir ülke bırakmak için organik mineral gübre çeşitliğimizi artırarak çiftçilerimize bu konuda bilgilendirmeler yapmaktayız. Teknolojik sulama sistemleri, daha verimli tohum çeşitleri gibi ülkemiz ve çiftçimizin yararına yenilikleri sunmaktayız. Kooperatifimize gelen ortaklarımız daha önce ürünlerini almak için kendileri taşımaktayken hem yeni sistem sağlamak hem de daha iyi hizmet vermek için personel alımı yaparak elleri değmeden ürünlerini vasıtalara, gerekiyorsa tarlalarına, gerekiyorsa depolarına teslim etme hizmetine başladık. Kooperatif tarihinin en önemli hizmetlerinden bir tanesine imza attık bu şekilde. Çiftçilerimizin haklarını ve menfaatlerini korumak adına Doğuş Afyon Şeker Fabrikası'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde 2021 yılındaki kuraklık sebebiyle biliyorsunuz birçok çiftçi kotasını tamamlayamadı. Kota cezalarının affedilmesi hususunda çiftçilerimizin lehine sonuçlanmasını sağladık. Bu da çok önemli. Afyon'a sadece bu çalışmamız neticesinde yaklaşık çiftçilerimizin cebinde 10 milyonun üzerinde para kaldı. Sadece bu çalışmamız neticesinde. Destanı rakamsal olarak daha iyi anlayabilmeniz için kooperatifimizin ne kadar büyüdüğünü rakamlarla yıllık verilerini size aktar paylaşıyorum. Tekrar üzerine basarak söylüyorum. Çiftçilerimizden hiçbir aidat almadan ve hiçbir kamu desteği sağlamadan biz bu artışı sağladık. Nasıl sağladık? Alıştan kazandık. Kooperatifimizin itibarıyla sağladık. Çalışarak ve emek vererek sağladık. Yüzdesel oranda 2020 ve 2022 toplamı varlıklarımızı %143.31 oranında büyüttük. Yaklaşık kooperatifin varlıklarını 2 yılda 1.5'a katladık.
İşletme sermayesi 2 yılda %89.41. Yaklaşık işletme sermayemizi 2'ye katladık. Ciromuz %84.13. Ciromuzu yaklaşık 2 yılda 2'ye katladık. Toplam alacaklar. Bunlar çiftçimizin üzerindeki olan rakamlar. Toplam alacaklarımız %134.41. Bunlar çiftçimizin üretimine destek vermek amacıyla, tamamen çiftçimizi finanse etmek amacıyla çiftçimizin üzerindeki miktarı yaklaşık 1,5'a katladık. 2 yıl içerisinde varlıklarımızı artırarak büyük bir başarıya imza attık ve çalışmalarımız ve hizmetlerimiz yönetim kurulumuzun ve personelimizin heyecan ve azmiyle devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Çok değerli İl Başkanımız, tabii Pancar Kooperatifleri Birliği'nin çok değerli başkan, yönetim kurulu üyeleri, değerli kardeşlerim, hepinizi böyle güzel günde hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Basın mensuplarımız da dün ve bugün çok yorduk. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Esasen dün Sayın Bakanımız vardı. Gerçekten Afyon için çok büyük müjdeler aldık. Kendisi daha önce biliyorsunuz Devlet Demiryolları, ben bakarken genel müdürüydü. Afyon'un demiryolları kavşağı olması konusunda ilk çalışmaları o Sayın Bakanımızla birlikte yapmıştık. Dün de gerçekten çok büyük müjdeler verdi, basınımız takip etti. Bugün de özellikle özellikle yeni seçimler var. Hem Ticaret Sanayi Odamız seçimler yenilendi, tebrik ettik. Hüsnü Servet, aynı zamanda meclis başkanımız. Borsamızı uğradık, onları da tebrik ettik az önce. Şimdi de tabii Pancar Kooperatifler'in yeni seçimleri oldu. Kendilerine ara seçimler tebrik ediyoruz. Hayırlı çalışmalar devamını, başarılı çalışmaların devamını temenni ediyoruz. İbrahim Bey'in dediği gibi, bu kooperatif gerçekten birlik çok önemli. Çünkü bizim Afyon, tarım açısından önemli. Bilhassa ben de çocukken çok pancar ekiminde bulunduk. Pancar, özellikle pancarın çıkartılması, o zaman da dirgenler yapardık. Neticede bunların kesilmesi, yüklenmesi, satışıyla falan taşınması şeker fabrikasına çok uğraştık. Dolayısıyla bu Afyon'da pancar çok önemli. Afyon'da şeker fabrikası da Türkiye'nin en önemli şeker fabrikalarından birisi. 1000 tane üyesi var. Yani Afyon'da bu kadar sayı ulaşan bir sivil toplum kuruluşu yok yani. Çiftçilerimize destek veriyor. Ben doğrusu şeyi duyunca şaşırdım. Devletten destek almıyor aslında. Biz sivil toplum kuruluşları, hükümet olarak destek veriyoruz yani. Bir kuruş destek almamış. Üyelerden de aidat toplamıyor. Demek ki bu işi iyi yapıyor. Bunun sırrını bize de siz söylerseniz. At bileni kuruş başlarını derler. Ben tebrik ederiz. Tabii burada da şu da var. Yani bir Afyon hakikaten bir hayvancılıkta, ziraatte, borsamızda da söyledim. Çok önemli bir şey. Biz ayrıca yeni sektörler açılmasını sağladık. Mesela teknoloji sera diye bir sera yoktu. Bunu biz getirdik Allah'a şükür. Tıbbi aromatik bitkiler çok önemli. İnşallah yakında borsa başkanımız müjde verdi. Bunun borsasını kuracağız yani. Tıbbi aromatik ve haşhaş borsası kuracak. Yani Mehmet Mürsürler ve meclis başkanımızla konuştuk. Bunlar çok önemli. Tabii burada üretimin artmasında da bizim yaptığımız barajlar, sulama testleri, göletler, deraslarlar çünkü taşıyordu, ekilemiyor biliyorsun çoğu yer. Ama bunlar gerçekten çok önemli hale geldi. Biz şu ana kadar Afyon'a 45 milyarlık yatırım yapmışız. Yönetim bütçesiyle bunu yaptık. Belediyeler, özel idare hariç 45 milyar TL en büyük yatırım burada yapıldı. Tabii ben bakanken buraya 68 tane baraj ve gölet inşa etmiştim. Bunun 43 tanesi baraj ki en büyük de çay barajı. 7 barajda 7 gölette şu anda inşaatı o da bitecek. 100'e tamamlayacağız. 741.786 dekar araziyi sulamaya açmışız. Ve yılda şu anda
Tam rakam veriyorum, DSE'nin rakamı. Yıllık ilave artış 1 milyar 113 milyon TL çiftçimize ilave gelir geliyor. Yani istemem sebebi biraz da bu herhalde. 227 deri ıslah etmişiz. Hakikaten bunları basın mensuplarımıza verebiliriz veya size verelim. Bunu şeyde de gönderebiliriz. Yani Afyon hakikaten sulamalarda, hayvancılıkta, ormancılıkta vesaire tarımda çok büyük teşvikler alıyor. Teknoloji seralarda hakikaten şu anda bizim domateslerimiz Hollanda'ya satılıyor, Rusya'ya satılıyor. Gerçekten önemli. İnşallah yakında organize sanayi bölgesinde gıda üretim, gıda yakın bir gelecekte, bunu ben tam 2014 yılında söylemiştim. Dünyadaki en önemli sektör yakında 8-10 yıl içinde gıda arzı ve gıda güveni olacak diye söylemiştim. İşte gördünüz, dünyada şu anda herkes gıda. Şu tarih koridoru, Cumhurbaşkanımız gayretleriyle açılmasaydı, dünya açtık, çok ülkesi Avrupa'da en çok Avrupa tüketiyor. Büyük açlıkla karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla çiftçimiz üretiyor. Biz de teşvik veriyoruz. İşte Özel Kooperatifler Birliği'miz ayrıca özellikle tabii Genel Başkanı da ben ziyaret etmiştim. O da çok çalışkan bir arkadaşımız. Yani Afyon'daki çalışmaları da çok takdir ettiğini ifade etti. Biz de tabii Afyonkarahisar'daki en 36 bin üyesi olan bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığı ve üyelerini, yönetim kurulu üyelerini zaman zaman ziyaret ediyoruz. İşte bugün de Sayın Başkanımızla birlikte ziyaret edelim. Yeni dönemde inşallah başarıların devamını diliyoruz. Esasen tohum çok önemli. Sizlerin bilhassa verim yüksek tohumlar üretmeye başlamanız. Çeşitli 8-9 noktada çiftçimize gerekli gübre ve diğer gübrenin sıkıntı çekildiği zamanda bunu tedarik ettiğiniz, tebrik ederiz. Tohumlar tedarik ediyorsunuz. Her türlü destek veriyorsunuz. Tebrikler hakikaten. Ayrıca varlıklarınızı %50 büyütmüşsünüz. 1,5 katına çıkarmışsınız. %145. İşte 1,5 kat yani. Öyle değil mi? 1,5 yüzde, yani yaklaşık 1,5 kata çıkarmışsınız. Ciro da artmış. Tebrik ediyoruz. Demek ki başarılı olunca güzel işler yapma imkanı olmuyor. Yani tebrikler. Yeni hizmetleri biz Afyonkarahisar'da bunu çok net olarak görüyoruz. Bir farklı bir yönetim ve gerçekten ayağa kalkmış bir, daha önce de öyleydi ama şimdi de daha farklı bir şekilde ayağa kalkmış bir panko birlik var. Ürün çeşitleriyle, cirolarıyla ve çiftçiye olan desteğiyle gerçekten bizler de bunu duyuyoruz Sayın Bakanım. İnşallah biz de hem parti olarak hem de teşkilatlarımız, Sayın Milletvekillerimiz, bakanlarımız olarak inşallah her zaman sizlerin arkasındayız, destekçisiyiz. Rabbim inşallah sizin birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın ve hep artan ivmeyle hizmetler etmeyi, çiftçimize ulaşmayı nasip etsin diyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.